Uyuyor musunuz? Çalışıyor musunuz? Vazifeli misiniz? Asker mi, sivil mi? Başıboş mu? Nasıl? Okuyoruz. Okuyorsun. Vatanı seviyor musun? Şimdi mi? Siz? Ben doktoramızı tamamlamaya çalışıyorum inşallah. Vatanı seviyor musun? Vallahi fena değilsin. Çok fazla değilsin. Siz? Hayır. Okur musun? Okuyoruz, master yapıyoruz. Bıktınız mı okumadan? Neredeyse. Çok da. Bu okumalarda Cenab-ı Hak Şahinler sen bu sah, illa bu sahan buyurdu. Bizzat Cenab-ı Mevla bundan takatının gücünün üstünde yük yüklemez. Bu okumaların hepsi insan kafasının efendim, kapasitesinin anlayışının veyahut hıfzedebilmesinin ötesindedir. Yani size okuttukları biz de okuduk. Yani okutulan şeyler çoğu ıskartaya atılacak şeylerdir. Yani siz hayatta onun tatbikatını yapacağınız belki bir not defterinin içerisinde hepsi sıra. Belki okuttukları bu evin içi kadar kitap olur. Oku, 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 oku. Kafasını yorar, 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 yorar. Efendim, inci çekirdeğini doldurmaz derler. Bu da Yahudi düzenidir. Yahudilerin hilesidir. Bütün milletleri bu okumaya çalışıyordu. Gençliği, gençleri lüzumsuz yere meşgul ediyorlar. Ve ömürlerinin en verimli yıllarını çürütüyorlar. Bu klasik metot efendim, bizde hala sürüp gidiyor. Belki bu yerlerde bir parça gevşemiştir. Bununla beraber burada da hüküm gene Yahudilerin elindedir. Bütün marif sistemi nerede varsa onların kontrolündedir. Okuyanlar da, okutanlar da, okutulanlar da onların bir defa şeylerinden geçiyor, kontrolünden geçiyor. Diyor, verin millete, bu insanlara. Bunlar bizim düşmanlarımızdır. Çürüsünler, gitsinler. Diyerekten bir daha efendim, talebelerin kabiliyetleri göz önüne alınmadan efendim, bir sınıfta 30 talebe var, 40 talebe var. Onların içerisinden belki 3-5'inin aklı götürür de ötekiler götüremez. Zorla onları da okutacak. Bu doktora dedikleri hile düzen gene başlar. Bu yerlerde bir kasa bu
İslam aleminden gelecek olan kimselere, Müslümanlara bilhassa. Çünkü bunlar şimdi bir kompüter icat etti. Senin evine kadar girer. Hemen hemen efendim kompüteri almadıkları insan kalmadı. Bilhassa gelecek kimseler, okuyacak kimselerin kompüteri alır. Nedir aslı, faslı, aklı, fikri nedir? Ne yapmak ister? Bize zararlı mı? Bize yararlı mı? Onu ayırt eder. Yararlı olanları kendilerine göre ayırır, gayırır. Zararlı dediklerini şimdi doktorluğa geliyor buraya, Amerika'ya doktor olacak. Doktorluk verecek unvan. Kuyruğuna kabak bağlayacak. Bir şeye yarayacak değil ya. Unvan işte. Ne doktor diyorum? Nabzı sayabiliyor mu? Yok canım öyle doktor değil. Nabzı sayan doktor değil. Ne biçim doktor bu? Efendim işte saçma sapan doktor. Nasıl doktor yapıyorlar sizi? Zaten profesörlerin çoğu onlardan. Yahudi olmayan profesör olmaz. Ya Yahudi olacak aslı, yahut Yahudileşen adam olacak. Öyle değilse, buna o mevkiyi vermez. Politik acılar da öyle. Hekimleri öyle, hakimleri öyle, hükmedecekleri öyle. Ya Yahudi olacak, kabul edecek, yahut Yahudileşecek. Ki ileri geçsin, kilit noktaları duysun bütün milletlerde. Yani biliyor musunuz, yoksa biliyor musunuz ki millet oluyor. Asya budur. Asya'dan haberiniz yok. İşin içinde iş var der Türkler. Güzel bir sözü bu. Hikmet değil. İşin içinde iş var. Çok iş var. Yani siz kompüteri almış adamlarsınız. Doktor olacak ya. Yaramayan adamsa ona bir ölü mevzu verir. Ne dersiniz ona? Tez. Tezini hazırlıyor diyor. Seneyle efendim bir konu üzerinde tez diyerekten verir. Şu ömründe insanlara yarayacak bir şey değil. Onun üstünden yürüyemezsin. O yol var ya böyle işareti var. Bir parça gittikten sonra durur. Ama seni meşgul eder. Çoğundan bir netice çıkmayacağını bilir o. Oradan senin bütün enerjini orada tüketir. Ondan sonra sen doktorun verir. Sen memlekete geldiğin vakitte onun üzerinde yürüyeceğin bir yol yok. Öğreteceğin yok. Öğrenilecek bir şey de yok onun üzerinde. Ölü mevzudur. Ne perde yarar, ne cemiyete yarar. Böylelikle nereden bir şeyden gelir? Bir şeye faydası olmaz ama doktorluğunun. Böyle doktorlar çoğaldı bizde. Onun için bizde dünya çapında adam çıkmıyor. Biz memlekette yetiştiremiyoruz. Buraya gelen adamı da zaten enerjisini tüketiyor. Boş boşuna. Binaenaleyh duyuldu mu bu
Cumhuriyet devrinde bizde Nobel mükafatı alan bir adam çıktı mı? Hiçbir sahada dünya çapında alimimiz, edibimiz, efendim adamımız, siyaset adamımız, bilmem ne adamımız var. Yetişebildi mi? Orada yetişmiyor. Orada kültür yok ki. Ana kültürden koparttılar, gar kültürünü de tatbik edemediler. Kopyacılıktan başka işimiz yok. Kopyacı adam olmaz ki. Elbin arasına köküne inemiyoruz. Kültür diye bir şey yok. Okumuzda bir şey göremiyoruz. O eskiden beygirlere araba sürün, arabaya koşulan hayvanata böyle iki tarafına gözlerini şey vurulardı ki sağa sola bakıp ürkmesin hayvan. Bizi öyle yaptılar.